Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün damla sakızlı kurabiye yaptım. Bu kurabiye ağızda kıyır kıyır dağılan nefis bir kurabiye oldu. Görüntüsü böyle. Çayın, kahvenin yanına çok yakışıyor. Bu kurabiyeyi buzluğa da koyabiliyorsunuz. Ben şimdi yarısını buzluğa koyacağım. Çıkardığınızda aynı şekilde kıyır kıyır hiç kaybetmiyor. Bayatlamıyor bakın. Böyle. Çok güzel. Tarif tüm detaylarıyla izleyebilirsiniz. Kurabiye yapmak için 250 gram tereyağı veya margarin kullanacağız. Yumuşak olsun. Yoğurması kolay olur. Yağın üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 1 su bardağı pudra şekeri. 2 yemek kaşığı nişasta. Bir tane yumurta, bir paket, pardon, yarım paket kabartma tozu, yarım kullanılır. Kurabiyelerde çok fazla kullanmayın, şekilleri bozuluyor. Şimdi şöyle damla sakızı kullanacağım vanilya olarak. Çok güzel bir aroma katıyor. Bunu özellikle açmadım paketini göstermek için. Bir paket kullanacağım. Evinizde damla sakızı varsa onu da kullanabilirsiniz. Şimdi bunu karıştıracağım. Daha sonra unu ilave edeceğim. Karıştırdım. Bu kadar yeterli. Şimdi un ilave edeceğim. Hamur oldu. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Yumuşacık bir hamur yaptık. Şöyle sert değil kesinlikle. Sert olmasın. Artık şekil vereceğiz. Hamurdan şöyle ceviz büyüklüğünde parça aldım. Elimle yuvarlıyorum. Hafif üstüne bastırıyorum. Kurabiyemin şekli bu şekilde olacak. Şu anda çok güzel damla sakızı kokuyor hamurda. Piştiği zaman da harika oluyor. Bir tepsiyi doldurdum. İki tepsi çıkacak bu kurabiyeden. Şimdi bunu da birazdan şekillendireceğim. Fırınımı açtım 180 derecede. Önceden ısıttığım fırına koyacağım. Kurabiyelerim beyaz kalacak şekilde pişireceğim. Kurabiyeyi fırından çıkardım. Verdiğim ölçüyle tam 50 tane çıktı. İkinci tepsiyi de pişiriyorum. Şöyle pudra şekeri aldım. Şu 2-3 yemek kaşığı kadar alalım. Üzerine 1 çay kaşığı tarçın ilave edeceğim. Pudra şekerini. Bunu karıştırıyorum. Kurabiyelerin üzerine bunu serpeceğim. Böyle hepsini yakınlaştırdım. Dökmesi böyle daha kolay oluyor. Şimdi eğer bu kurabiyeyi soğuduktan sonra buzluğa da kaldırabilirsiniz. Çıkarttığınızda servis yapmadan önce yarım saat kadar önce çıkarın. O kadar güzel oluyor. Kıyırlığından hiçbir şey kaybetmiyor. Kesinlikle böyle tavsiye ederim. Ben de şimdi bir kısmını buzluğa kaldıracağım. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.